Selamlar millet, nasılsınız? İyisiniz umarım. Hoş geldiniz. Ben Görkem Kayseçerim ve yanımda ekipleri Yıkı ile beraber bugün oyuna yeni güncelleme gelmiş. Şar buradaydı, buraya çekeceğiz. Ne kadar komik ya. Yusuf çiçeğin nasıl? Pembe bir adam. Çiçeğim mükemmel ya ama pembe bir adam olmuşsun artık. Pembe bir adamsın. Pembe bir adamsın sen yani. O zaman biraz daha pembeleşeyim mi? Pembeleş. Hadi başlayalım. Uzun zamandır beklediğimiz, server'ın kapısında yattığımız, GB'nin kapısını taşladığımız güncelleme versiyonu. Ve binlerce oyuncunun beklediği bu yenilik. Enteresan zindanlar, enteresan kuşaklar, enteresan silahlar ve zırhların yanında bir dedikler artık oyuna eklendi ve hiç beklemeden patron zindan takibe bastığım zaman cadılar zindanı, büyülü mağara, antik piramit, kristal zindan ve baykuş abim. Benim severim. Ama öyle bir şey keşfettim ki, şöyle bir balığın yanına gideyim, Temel amcamın yanından balığa doğru gireyim ve içeri girdiğim zaman oyuna yeni getirilen bosslardan biri olan Cadılar Bayramı Şövalyesi'ne tıkladığım zaman bu abimiz bir toprak elementi ve benim artı 150 toprak tılsımımın üzerinde de %73 bir element var. Video başlamadan önce güncellemeye şöyle bir bakayım demiştim ve karşınızda gördüğünüz kabak kafayı kesebiliyorum. Bu da demek oluyor ki... Ama oğlum bunu kesmek gerçekten birazcık zormuş. Kardeşim biz duble bir adamız, döveriz. Hasarı bana yetmiyor ve benim hasarım ufak da olsa yavaş yavaş bir şekilde canı indirebilirim. Fakat en güzel haberlerden biri ise bunun içinden çıkan sandıktaki droplar baykuş zindanının droplarıyla birebir aynı ve yani oyundaki en güçlü kostümü tam olarak bugün çıkartabiliriz. Zindan süre saatlerimi doldurdum. Canım burada. Kocaman yüreğim, makine parmaklarım ve Hüso ile beraber. Abi bu cadı insanları taşa falan çeviriyor diyorlar. Senin bildiğin bir şey var mı? Doğru mu bu? Dihidra, bir kabak kafa. Dihidra, bir hamsi. Bir kabak kafa daha. Ve şunu söylemem lazım ki arkadaşlar, benim hesabım oyunun en sağlam karakteriydi ve buna rağmen yeni gelen bossları kesemiyorum. Gerçekten çok 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 kuvvetli yapmışlar ama yine de oyunda... Ama yine de işte böyle makattan girme taktiği, içinde gezdirme taktiği falan. Duble bir adam olman lazım, büyük olman lazım bunları kesmek için. Taktik baktik kurtarmaz birader. Hasarı sağlam atıp kabak kafayı patlatmak lazım. Ama yine de bir tane de olsa boss'u kesebiliyoruz ve... Ooo, oğlum ben kimleri dövüyorum, sen ne yapıyorsun lan bana? Ulan bu nasıl tek attı sana? Yat, bana kabak kafayı çağırtıyorsun. Bunun sandıkları güzel, drop'u iyi. Küçük delikanlımız amsayı tatmin eder ve... Neden Hidra'ya girdiğimi merak edenler olabilir. Abi sen bu Hidra'ya hala niye giriyorsun ya? Oğlum sen dinle beni. Ya senin bildiğin bir şey var ya. Düşüyor. Bölüm ara bileti, sandık. Ve kaç tane düştüğünü anlamak adına da 37'nin üstüne çektim. 43. 6 tane gayet güzel drop. Artık Hidra sandıkları da bizim gözümüzde peynir ekmek misali olduğundan dolayı şu veletleri yavaş yavaş böt deyip onu patlatıyorum ve iki tane sinyal parçalarının yanında. İndir oğlum aşağı. İndir cebe. 50 kuponu, bir de 25 kuponu verdi. Bunun yanında pet bir yürü sandığı artı da verdi Jolly. Ama o siyah kostümlerden bir tane çiftleri kostümü alabilir miyim? Yok artık. İnanmıyorum, 6 tane yüzük madalyonu sandığı çıkmış. Paraya bak. Ve şu anda serverda ilk açımı yapacağım ama gerçekten çok 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 heyecanlıyım. Cadılar Bayramı sandığında şu yeni kostümlerden istiyorum ve 60 tane var, 450 STR, 30 metin gerçekten karakteri uçurabilecek bir seviyede. Onlardan ben de istiyorum, onlardan. Vurdum boş. Yapma. Olmaz böyle olmaz. Birazcık yardımcı olman lazım. Tosun, rüzgar elementi, şimşek elementi falan istemiyorum ben. Geldi adam. Vallahi geldi adam. Bir tane kostüm çıktı ve benim ihtiyacım olan tek kostüm olan Cadılar Farm Pencesi çıkmış. O kadar silah arasında gerçekten mükemmel bir şans abi. Şu anda ne kadar ettiğini bilmiyorum ama işimiz para değil zaten. Pıt diyorum. Oh! 20.000 coin çıktı. 60.000 coin çıktı. Hisse o. 1200 hep mi ne lan? 12.000 hep mi ne lan? Evet. 80 canavar, 250 setine 47 taş. Abi burası bir şans. Şu anda yeni güncelleme geldi. Bizim için geldi. Bunları da işte marketten hiçbir şekilde çekmeyeceğim. Arkadaşlar şu anda normal bir şekilde görünüyor olabilir ama gerçekten oyuna yeni eklendi ve fiyatları inanılmaz bir şekilde de pahalı, az sonra zaten. Lan çek, önümden çek, sıkıştım. Ama gitme, şans mı getiriyorsun, ne yapıyor, bir yanımda dur. Hızlı bir şekilde beklemeden bir onu daha patlattım ve... Anladın. Ne oluyor bugün ne oluyor? Bunlar... Oğlum bu ne? Ciddi misin? Vurdum. Cadılar Farm saçı. Bustası be. Bunların droplarını mı ayarlamadılar lan? Bu ne? Oo, setim tamam. Setim bitti. Fulledim, sadece 7 tanesinden yaptım ve fulledim. İnanamıyorum. Oğlum şu anda serverdaki en şanslı günüm galiba. Metne vurdum sabana sarım 350T'de birazdan kostümleri ayarlamaya başlayacağım. Onlarla beraber kaç vuracağım gerçekten çok merak ediyorum ama hasarım tahminimce 450-500T'ye kadar çıkacaktır. Toplama toparlama gaming yaptıktan sonra arka cebimde kalan Pibia coinleriyle de hızlı bir ticaret gerçekleştireceğim ve bekçiler kısımda 35.000 coin karşılığında alacağım. Bu da gerçekten karakterimizin hasarını inanılmaz artıracaktır. 40 lira var, 30 STR. Oğlum bana da 3-5 bir şey alsana lan. Kardeşim güncelleme yeni geldim, kendimizi dizelim be. Sen de doğru söylüyorsun. Ben eyvallah diyorum sana, eyvallah. Şey mi dostum?
Yeni kostümlerimi takayım. 1, 2, 3, 4. Satılır pememememememe. Eski veletleri de satılığa çıkartayım. Yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın ardından Kahve Şark Prensi'ni, Kırmızı Puşi'yi, Pençe, Hash Sphinx ve Bekçiler Tasımı'nı hızlı bir şekilde alıcı buldum ve gerçekten kötü bir fiyata vereceğim. Burada sadece Bekçiler Tasımı 900 bin ödüyor ama hepsini 2 kablodan... Oo kardeşim vallahi hayat sana güzel ha. Sat. Ha koyayım sat. Oğlum zaten zarar ediyoruz. 2 günleri kalmış. Neyse elden çıkartamam diye birazcık ani bir karar verdim ama benim adım Görkem, bana para lazım dedim. Kabule bastım. Şimşek Tasımı. 3900, 4, 3800, 3800, 5, 6,5, 10. Tamam. Şu gayet uygun fiyat, hemen kimse almadan alayım. Diyerek yeni bebeğimizi artı 140'a kadar getirdim ama 150 yapmadan bırakmayacağım çünkü hem yeri bosslar çok kuvvetli ve element tasımı dönüşüm için fazlasıyla gerekti. Tabii o Allah'ın emri zaten, artık tasımları fullememiz lazım kardeşim. Yani olur da belki şöyle şans kenardan sırıtır diye, bir gülümser diye 10 tane de üstünde ses çektim be! Yusuf! Be? Ne oldu öyle? Oğlum 5'li 4 savaşçılık bir eserlik geldi. Dur. Lan oğlum. Bak bana 5 tane 20 vermen lazım. 3 tanesi 4 tanesi kesmez oğlum. 45 istemem. Tamam 5 tane 15 de olur. 49 da istemem. Allah 60 geldi. Bırakayım mı? Zekalı hem de bırak. Ve bir yandan para akışında sağlanması gerektiğinden dolayı. Ne oluyor lan? He diyerek pazarımı oluşturuyorum ama. Yusuf. Burası boş. Hop artık gerçekten çok hoş ve günün başında yaptığımız hasılatın tamamını hızlı bir şekilde pazarıma eleştirdim. Ve buradan gelen para da tamı tamına 3675 volt. Bu parayı da yarım saat geçmeden kastık. Gerçekten yeni zindanlar çok fazla bereketli ve ateş tasımlarını 950, buz tasımını da 950'den attım ama hep onlarında herhangi bir değişiklik yok. Ayrını gör kardeşim, ayrını gör. Eyvallah, beraber. O zaman pazar bombamı da buraya bırak. Yani yalan olmasın, ben kamera arkasında hasarıma baktım, 560 TL'ye kadar çıkmışız. Ayıptır söylemişim. Gerçekten kurduğumuz şu anda enteresan bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Üzerimize aldığımız canavar metin taşı ortalama hasar bonusları artık bir yerden sonra inanılmaz bir şekilde katlandığından dolayı 2 tane eşya değiştirerek tam 200 TL'lik bir hasar artışı yakalayabiliyoruz. Yani tüm seti yaptığım zaman trilyonlara çıkacağım galiba, ne yapacağım bilmiyorum ben ama. Ben daha adamın yarısı kadar vuramıyorum ya, böyle işin arvadını. Kümetliği patlatayım, sihirli elmasını alayım, yüzük mavi, ikinci köy. Ve ardından şişman depocunun yanına geldiğinizde depocu üretim pencere etkinlik, orta farm cübelesi, tüm sandıklardan 2500 tane 10 tane düşük farm cübelesi, bundan 10 tane zaten var ve 2500 tane sihirli elmas kattığınız zaman orta farm cübelesi de alıp oyuna yeni gelen kararlılık eşyaları dönüştürebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten karaktere inanılmaz hasarlar katacak. Benim ilk dönüştürdüğüm silah olacak. Gene hasar rekoru biz bu olacak. Oğlum çok heyecanlıyım lan. Şu anda şimşek tasımına neredeyse 5-6 bin bon para harcadım ve bakalım boss kesebilecek miyim bilmiyorum. Alıyorum. 17 milyon 700 bir can. Şimşek elementi. Koca bir troll. Yusuf! Yes baby! Oğlum kesebiliyorum. Vallahi kesin! Allah çok can basın bak. Biraz daha dikkatli. O kadar can basın bas tosun. Kesemiyorum ya. Onca iteme yeni sete rağmen hala büyülü trolü kesemiyorum. Gerçekten inanılmaz güçlü yapmışlar oğlum. Bunu ben kesemiyorsam kim kesin? Peki destek kuvvetli olarak ben geleyim mi destek kuvvetlere? Gelsene. Birader beni öldürüyorlar, bekliyorsun hala. Gel lan buraya. Lan samurayıcı gitmişsin oğlum. Onu indirdik ya aşağı, izle şimdi. Kardeş şöyle beraber saldırdığımız zaman canına doğru bakalım. Fullemeyi nerede yapacak? Hadi tamam. Hasarı sen al, ben daha çok vuruyorum. Tamam hocam hiç merak aldım etme. Aldım hasarı şu an. Sen kalkana kadar şunun canını bir sabit tutsam. Bak vurma kafama doğru vurma oğlum, çok vuruyorsun be. Yusuf galiba kesiyoruz lan. 5 milyon kesiyoruz, 4 milyon 3 milyon galiba. Allah can bastı. Hadi yaparız. Çabuk. 3 milyon 2,5 milyon 1,5 geliyor. Bak bu turda geliyor, tamam mı, sakın ölme. Bana döndü benim can var. Ölmüyorum makattan girdim. Hoppa da düştü yere be. Sunucunun en zor bosslarından ikincisini hallettik ve antik piramit biletini de düşürdük. Şu anda yeni boss'a girmeye hakkımız var ama hiçbir şekilde ben bunu ziyan etmek istemiyorum. Kesebileceğime şimdi eminim çünkü. Şöyle. Aldın mı? Nerede bir açayım lan videoda. Ne çıkacak bilmiyorum lan. Gel lan. Gireyim lan. Hele. Oysa. Kardeşim ver şu sandıkları. Hoppa da 7 mi çıktı? 7 mi çıktı? Bende 4 var. Evet 7 tane üstüne çıktı lan. Hiç bekletmiyorum. Tamam az önceki taktikle beraber onluyu vurdum. Keşke vurmasaydım. Öyle. Oluyor öyle. 2 tane Mojik'in yanında 1 tane Metin Beceri sandığı çıkmış. Metin Beceri kitabı çıkmış. Onlar da şu anda 150 bana kadar uzanabiliyor. Ve Görkem artık kümepe uzun uzun dalmak istiyor. Çünkü gerçekten çok fazla kasmamız gereken sihirli elmas var ve yeni dönüşümler manyak özellikler veriyor. O zaman bugünlük de videomuz buraya kadar olsun. Eşeri fullemek lazım değil mi? Farma gideceğim. Arkadaşlar normal şartlarda app kullanmıyordum ama bu aralar gerçekten çok fazla hızlı seri istediğinizden dolayı karakteri mükemmel bir şekilde fulledik. Hatta server'ın ilk fulleyeni bile olduk diyebiliriz. Gerçekten bizden fazla hasar atan yoktu ve karakterimiz çok kuvvetliydi. Bunu yapabildiğimizi gösterdiğimize göre artık biraz da kendi farmımızda emeğimize devam edebiliriz. Şunu tekrardan söylemek istiyorum ki
Çünkü ben tamamen sizin söyledikleriniz doğrultusunda hareket ediyorum. Yani ben burada app kullanmasam da, kullansam da video gene aynı izlenecek. Hatta app kullanmadığım zaman halkına da mı? Hey, like atayım bari falan oluyor böyle. Bu bizden biri, bizden biri. Ama ben size güzel şeyler göstermek istediğimden dolayı, muazzam hasarlar göstermek istediğimden dolayı, şöyle hemen flip VS'lik hesaba geçmek istediğimden dolayı böyle hızlı bir davranışta bulundum ve nedense bazılarınızın hoşuna gitmemiş. Tamam, kullanmam. Vallahi benim için problem değil. Gene aynı izlenecek. Hatta beni daha çok seveceksiniz. O LMV ile yapıyor falan diye ben ezik de oynarım. Ben zaten eğer sinirlenmediysem, hırsları olan bir adam değilim. Şu anda da sinirli değilim. O yüzden problem yok. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Siz de beni seviyorum ve gerçekten desteklemek istiyorsanız, bu adam uğraşıyor, emek veriyor. Hakkıdır, hakkı diyorsanız. İşini de iyi yapıyor diyorsanız, şöyle 2 saniyenizi ayırıp mouse'u veya artık telefondaysanız telefonu çekip bir like, bir abone, hatta Uber destek içinde şöyle 3-5 tane bile nokta dahi olsa yorum bıraksam kanalımız ana sayfaya düşüyor ve aşırı izleniyor. Bunları yaparsan çok minnettar kalırım. Ha bu arada merak ettiğin kısım, hesaba ne kadar app gitti? Toplamda 140 bin civarında bir app harcadım. Zaten bunun büyük çoğunluğu kitaplara gitti. Benim de üzerinde 10'arlı 15'erli şekilde vardı. Pazardan da topladım ama toplamda 60 bin civarında bir app oraya harcadım. Onun dışında karakterin bir yolu ve üstündeki kostümler derken kontrol ettiğimde 140 bin civarında bir app gördüm. Bu da toplamda 4 bin liraya tekamül ediyor. Bu sefer böyle hızlı bir seri izlemenizi istedim. Bunu da çok sevdiniz. Aranızda sevmeyenleriniz de oldu. Ne kadar app harcadın diyeniniz oldu. Her şeyi açık açık söylüyorum. Benim zaten sakladığım hiçbir şey yok. Zaten eğer app'siz oynarsam daha çok seviliyorum. Neden böyle bilmiyorum. Enteresan işler göstermek istiyorum ama bazı arkadaşlar nedense çok sinirleniyor. Hepinizi seviyorum abi. Görüşürüz. Bay bay.